Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Kaz Dağları bölgesinde bulunan küçük ve güzel bir köy, Küçük Çetme Köyü'ne geldik arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Küçük Kuyu'nun 3 kilometre kuzeyinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş olan Küçük Çetme Köyü'ne gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şifa kaynağı olan tarihi Afrodit Kaplıcası da köyün ziyaret edilmesindeki en önemli etkenlerden biri arkadaşlar. Köyün girişine kadar geldiğinizde hemen sağdan yukarı çıkan yolu takip ettiğinizde Afrodit Kaplıcası'na da ulaşıyorsunuz. Bakalım Küçük Çekme Köyü'ne de adım attık şimdi az önce arkadaşlar. Bakalım böyle nasıl bir köy, çok merak ettim araştırmalarıma göre. Görülmeye değer, güzel, şirin bir köymüş. Bakalım nasıl sizlerle de paylaşmış olacağım. Hemen köyün girişinde böyle ufak güzel bir cami karşılıyor sizi. Küçük Çetme Köyü arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Oğuzların Çetme boyundan bir aile tarafından kurulduğu söylenmektedir. Daha sonraları Midilli'den gelen Rumların köye yerleşmesiyle Türkler ve Rumlar mübadeleye kadar asırlarca birlikte yaşamışlar. Çok ufak güzel bir camisi var arkadaşlar. Küçük Çetme Köyü Cami. Önde de böyle güzel bir köpek. Evet, benim ilgi alanım. Dev bir tablo arkadaşlar. Şimdi köy sokaklarına da girdik. Böyle güzel taş evler var. Ne yazık ki günümüzde arkadaşlar göç vermiş olan köyde yerli halktan çok az kimse kalmış. Eski bir çeşme var burada. Bayağı bir eski köyü. 1952 yılı. Taş evleriyle otantik özelliklerini koruyan ender köylerimizden birisidir Küçük Çetme Köyü. Köye bakan ormanlarda bahar mevsiminde bülbüllerin ve diğer kuşların doyumsuz senfonilerini dinleyebilirsiniz. Böyle güzel yeni taş evler de yapmışlar arkadaşlar. Gülüm. Küçük küçük kelebekler. Evet. Ne kadar güzel değil mi taş evler? Sokakları güzelmiş. Bu beyaz bina biraz engelliyor görüntüsünü ama şu arkada ileride kalan köy arkadaşlar, Yeşil Yurt Köyü. Oraya da geçeceğiz bugün. Böyle yıkık evler de var. Çatısı gitmiş. Kimse de oturmuyor. Mis gibi. Kaz Dağı manzarası henüz daha ortaya çıkmadı. Evet, uzakta gördüğünüz arkadaşlar Yeşil Yurt Köyü. Oraya da geçeceğiz bugün. Aşağıda yapılan yeni bir yol var. Tünel çıkışı, yeni bir yol yapılıyor arkadaşlar. Evet, kestirme bir yol olacak arkadaşlar Ezine'den. Bu bölgeye, yani Kaz Dağları bölgesine yapılan yeni bir yol çalışması. Mis gibi Kaz Dağı manzarası. Köyün en tepesine çıktık sanırım. Gerçi şurada da birkaç ev var. Gerçi orası en tepe noktası gibi. Ama en yükseğine çıktık gibi. Arkadaşlar buradan yeni yol daha net belli oluyor. Tünel çıkışı. Çok kestirme bir yol olacak Kaz Dağları bölgesine. Bu yol çalışmaları tamamlanınca. Yani bitmiş gibi de görünüyor. Tabelalar da konulmuş. Şöyle yakınlaştırayım. Arkadaşlar buradan Küçük Çetme Köyü'nden bayağı net görünüyor bu yeni yol çalışması.
Gayet net, temiz bir yol ve kestirme bir yol olacak. İstanbul'dan gelenler için, Çanakkale üzerinden gelenler için Kaz Dağları bölgesine kestirme bir yol olacak. Evet, bu yoldan geldiğiniz zaman direkt küçük kuyuya çıkacaksınız arkadaşlar. Tamamlandığında bu yolu kullanabileceğiz. Çok güzel bir köy yolu var burada. Böyle ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Köyden çıkmış bulunuyoruz şimdi arkadaşlar. Bu köy çıkışı. Ama yolun güzelliğine bakın. Mis gibi hava. Köyün adı 1902 yılı kayıtlarında arkadaşlar Küçük Çipne, 1905 yılı kayıtlarında ise Küçük Çepni olarak geçmektedir. Küçük Çepni köyünün çevresinde çok değişik endemik bitkileriyle tam bir renk cümbüşü oluşuyor arkadaşlar. Kış mevsimi ılık geçmekle birlikte fırtınalı havalarda bu defa da rüzgar ve çam ağaçlarının senfonisini dinleyebilirsiniz. Yeni yeni evler yapılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birkaç yerde böyle yeni çalışmalar var. İşte şurada gördüğünüz köy arkadaşlar, Eşilyurt Köyü. Burası bak böyle güzel evlerin bahçesi. İşte sanat bu işte, her şeyi değerlendirip istediğin gibi geri de dönüştürmüş oluyorsun. Ne kadar güzel görünüyor yeşili falan. Araba geçiyor yalnız. Şu kapı da çok iyi. Burası bir restoran. Daha tadilat aşamasında ama. Çok güzel çantok. Nasıl olabilir hocam? Mandalina. Şuradakiler ne? Elma ağacın. Ne kadar çok elma vermiş. Gördüğünüz gibi köyde birçok yeni yapılan yer var arkadaşlar böyle. Sanki köy yeniden inşa ediliyormuş gibi. Mis gibi hava. Ha şurada bir şeye bak, göz yapmış. Aynı çeşmeden arkadaşlar 1953 yılında da bir tane daha yapılmış buraya. Küçük Çetmi köyün arkadaşlar, gerçekten bayıldım. Böyle küçük, sakin, huzurlu köyleri çok seviyorum. Ara sokaklarında dolaşmayı da çok seviyorum. Kaz Dağları bölgesinde de bu şekilde köyler fazlasıyla var.
Yani Kaz Dağları'nda böyle güzel köyü görmek istiyorum diyorsanız kesinlikle Küçük Çetmik Köyü de bunlardan biri. Ne kadar çok meyve ağaçları var değil mi? Bak burada da bunlar zeytin gerçi. Böyle bir mezarlık var arkadaşlar. İki kişi yatıyor. Çok küçük. Gerçekten bayağı küçük. Çok az bir yerleşimi var. Yeniden yapılan evler, restorasyon geçiren evler, yeni yapılan evler de var. Burası böyle gelişmekte olup sanki ileride böyle hani turizm merkezlerinden biri gibi olacak. Yani Adatepe Köyü gibi, Yeşilyurt Köyü gibi güzel sokakları şimdiden oluşmaya başlamış bence. Çok fazla kafe, restoran tarzı şeyler yok. Hemen girişte caminin yanında güzel bir kafe gördük. Oraya da birazdan geçip bir şeyler içeceğiz arkadaşlar. Ama böyle bu Kaz Dağları bölgesinin mis gibi kokusu yok mu? Bir de dağ esintisi oluyor arkadaşlar. Böyle yüksekte de bulunduğu için Küçük Çetmik Köyü. Yeşilyurt Köyü'nü de görüyor karşıda. İnsanın içi açılıyor. Temiz hava alma şansınız oluyor. Şimdi böyle bir büyük mezarlığa geldik. Hemen köyün alt tarafında bulunuyor. Köyün artık son noktası gibi. Büyümekte olan küçük küçük narlar. Bu bölgede zaten nar yetişiyor. Çevremizi temiz tutalım arkadaşlar. Bu doğa hepimiz için. Geldiğimiz yolu şimdi tekrar geri yürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Küçük Çetmik Köyü'nde hemen girişinde bir kafeye oturduk. Şimdi soğuk bir şeyler içeceğiz malum. Köyün zara sokaklarında dolaşırken de geri dönüşümüzde biraz bayır çıktık ve nefes nefese kaldık. Gördüğünüz resimde arkadaşlar Ege'de bir zeytin köyü anlatılmaktaymış. Köylüler geleneksel yöntemlerle zeytin hasadı yapıyorlar burada. Arka planda erkekler sırıklarla zeytini brandalara dökerek silkim zeytini topluyorlar. Ve kadınlar ise daha önce rüzgarın yardımıyla dökülmüş olan zeytinleri de sepetlere doldurarak dip zeytini topluyorlar. Kırma, çizme, tuzlama zeytin yapmak için sepete dolduran kadınlar da var arkadaşlar. Çok güzel bir tablo. Evet arkadaşlar. Şuradaki kadının avucunun içinde zeytin var. Görüyorsunuz ki iki tane zeytin birleşmiş bir çekirdekten. Buna çatal zeytin deniliyormuş arkadaşlar. Eskiden ve hala da kutsal kabul edilen zeytin. Çatal zeytin bulan kişi arkadaşlar ödüllendirilirmiş. Ve ödül olarak da ya şekerleme yaparmış ya da harçlık alırmış ödül olarak. Ve bu çatal zeytini de dediğim gibi kutsal kabul ettikleri için de nazarlık olarak da boyunlarında da taşırlarmış. Çok enteresan geldi bana. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tabloyu yapan da arkadaşlar Alto Gilbert diye bir ressammış. Buraya
hediye etmiş. Değişik tasarımlar. Tabii böyle yerlerde de zeytin küpleri arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.